Erzurum'un iki aslanı. Arkadaşı da çok yakışıklı. Benim aslanım da çok yakışıklı. İkisi de güzeller. Güzel kız sayısı az değildir de yakışıklım. Çok baskı var. Yani güzel olmak suç. Yani birçok yerde suçtur. Yani güzel zaten sokağa çıkamıyor. Yani saldırmak istiyorlar, tahrip etmek istiyor. Mesela saçı varsa saçını yolmak istiyor. Küfretmek istiyor, hakaret etmek istiyor. Yaralamak istiyor, öldürmek istiyor. Güzele aşık olunur. Güzele hayran olunur. Güzele hizmetçi olunur. Güzelin varlığından dolayı Allah'a şükredilir. Ama adam Erzurum için değil mi? Erzurum yiğit doludur da. Ama kahpeliğinden, alçaklığından, kininden, hasetliğinden güzeli bir an önce tahrip etmek istiyor. Dekolte kız mesela bacağına bir şey batırmaya kalkıyor. Veyahut elle, ayağıyla onu rahatsız etmeye çalışıyor. Olmadık rezillik. Onun için güzel kızlar ortada gezmek istemiyor. Korkuyor çocuklar. Olsa da işte başına şapka geçiriyor, makyaj yapmıyor, örtünüyor. Kendini çirkinleştiriyor yani. Güzel görünmeyecek şey. Erkek görünüm veriyor kendine. Kaba bir görünüm. Mesela kalın bir palto giyiniyor. Postal giyiyor ayağına. Kendini güzel göstermeye özen gösteriyor. Erkek çocukları da güzel kadın hiç görmedikleri için kadın mefhumunu unutuyor. Bir sefer mesela bazı salonlar olsun, başka yerler olsun bilmem ne, birbirlerinin çıplak vücutlarını görüyorlar bazen. Ondan sonra başlıyor homoseksüellik. Çünkü kadın sevgisini kaldırıyorlar. Kadın mefhumunu da yok ediyorlar. Kadına yaklaşmayı suç olarak göstertiyorlar helaliyle. O zaman adamlara bir de homoseksüellik dersi veriyorlar, yani teşvik ediyorlar. İşte özgür olmalı, şu olmalı, bu olmalı falan. Rumilik de devreye giriyor o yönüyle. Bazı tefsir yöntemleriyle veyahut bazı kişilerin yaptığı ilavelerle diyelim. Çünkü 300 yıllık kitaplarda bile var. Ama biz yine de ilave etmişlerdir diyoruz. Yani hüsnü zannetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla homoseksüellik destekleniyor. Kadınlar eziliyorlar. Gençlerde de bu bir iç kararmasına neden oluyor. Kadın sevgisini yok ediyorlar. Halbuki kadınlar çok güzel, naif ve bakımlı olması lazım. Sokaklara gezecek. Erkeklerde kadın özlemi olması lazım. Kadına aşık olma, kadına tutkuyla bağlanma, kadına hizmetçi olma, ona iyilik, güzellik yapma, hayran olma. Olacak ki sanat da gelişsin. Güzellik gelişsin. Cennet arzusu gelişsin. Adamlar içine kapanıyor ondan sonra. Ondan sonra esrar, homoseksüellik, itlik, kopukluk gelişiyor. Bazı yerlerde, bazı kişiler için söylüyorum bunu. Evet, dinliyorum.